bir ilçe belediyesinin yapabileceği en iyi şeyi yaptık. Bu kentsel dönüşüm imar plan notları bizim elimizde büyük bir araçtır. Bizim ölçeğimizdeki bir ilçe belediyesi Türkiye'de bir partnerle yürümek zorundadır. Bu ya Büyükşehir olacak ya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olacak. Biz bu dönem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalıştık. Önümüzdeki dönem Büyükşehir ile çalışmak zorundayız. İnşallah sizlerin desteğiyle biz bu işe emek vermeye devam edeceğiz. Bina bazlı dönüşümler hızlı gidiyor, ada bazlı dönüşümler yavaş gidiyor. Neden? Çünkü uzlaşamıyoruz değerli komşular. Hak sahibi sayısı arttıkça uzlaşma ihtimali azalıyor. Mevlana Caddesi'ni biliyorsunuz, bizim kamulaştırarak genişlettiğimiz büyük cadde. O yeni cadde açılınca imar plancıları dediler ki bu cadde bu kadar açıldı. Burada parsel bazlı dönüşüme izin vermeyelim. 600 metrekare şartı gelsin. 600 metrekareyi toplarsa da iki kat fazla verelim diye teşvik koydular. Müstakil parsellere ruhsat verme imkanı kapatıldı. Ne zaman? 2012. Orada hemşehrilerimiz başkan, biz burada ruhsat alamıyoruz. Binaları yıkamıyoruz. Binalar şöyle kötü, böyle kötü. 3 yılda bir biz uğraştık. Bir tane parsel bize ruhsat için başvurmadı. 2022'de dedik ki pardon, çalışmıyor madem bu kural, bu kanun. Buradan geri adım atalım. Geriye döndük ve müstakil parsel yıkılıp yeniden yapmaya izin verdik. Şimdi Mevlana Caddesi'ni kendi gözlerinize gidip görebilirsiniz. Dönüşmeye çok az bina kaldı. 2022'de kaldırdık biz bu şartı. Özet, ada bazlı dönüşüm istiyoruz ama bunun için sizin desteğinize ihtiyacımız var. Devlet %100 müracaat halinde 700 bin TL hibe, 700 bin TL faizsiz krediyi taahhüt etti. Aynı şeyi Murat Kurum Başkanımız da taahhüt etti. 1 Nisan'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi'ni takip edeceğiz. Beraber yürüyeceğiz. Kurtardığımız her bina kar.